Günaydın sevgili arkadaşlar. Sarıyer'de sabahın erken saatlerinde Büyükdere'deyiz. Yanımda çok değerli dostum Sedat var. Merhaba. Bugün Sedat'la birlikte çok uzun zamandır ertelemiş olduğumuz Belgrad Ormanı'nda mantar eğitimine katılacağız. Umarım keyifli bir gün geçiririz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Mantarlar için, İstanbul için sezonun sonuna doğru geldik. Onun için rahatlıkla mantarları istediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz. Tam Türkçe sözüyle mıncık mıncık yapabilirsiniz. Evet, ormana geldik. Mantar toplamaya başladık. Cider Hoca kısa bir briefing verdi. Mantarları nasıl toplayacağımızla ilgili genel bir bilgi verdikten sonra alana da aldık ve topladığımız mantarları Cider Hoca'ya götüreceğiz. Kendisi de tasnif edecek. Başlıyoruz. Güzel gidiyor. Arkadaşlar şu anda çok ölümcül bir mantar bulduk. Hatta mantar ölümlerinin %90'ı bu mantar yüzünden oluyor. Evet. Bakın, Amanita phalloides. Evet, köyü göçüren. İsme bakar mısınız? Bu mantar kim bilir kaç tane köyü göçürdü. O yüzden ismi köyü göçüren. Diğer bir ismi de ölüm meleği. En sevdiğim arkadaşlarıma hediye edeceğim yılbaşı hediyesi olarak. Tabii yapraklardan dolayı mantarları görmesi de zorlaşıyor. Bu yüzden daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Bakın mesela burada yapraklarla kamufle olmuş bir mantar var. Evet. Hemen sepetimize ekleyelim. Mavi cincile isminde bir mantar türü bu. Şunun rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Lavanta renginde. Böyle üstü böyle. Evet. Şezar mantarı, evet. Şu an yani yumurtadan çıkıyor ve üstü böyle şey lamelleri tırnaklı, altı sarı lamel, sarı sap. Ve arkadaşlar Sezar mantarının şöyle bir özelliği var. Kral Sezar. İsmini tabii Kral Sezar'dan alıyor. Ve kim bu mantarı bulup Kral Sezar'dan önce yerse Kral Sezar o kişiyi infaz ediyor. Bu arada bu Sezar mantarı gastronomik açıdan çok değerli bir mantar arkadaşlar. Ve çok garip bir mantar bulduk. Evet. Bu da gittikçe eriyor ve mürekkep halini alıyor. Aa. Onun genç bir örneği. Ormanın bekçileri de bizlerle birlikte. Bakar mısınız şimdi güzel. Bu mantarın da şapkası delinmiş. Şimdi kahvaltı zamanı.
fırından aldığımız sandviçler. Çayımız. Evet, çayımız orada. Ve müthiş bir şu an ortam. Gerçekten doğayla içeceğiz. Çok güzel. Doğa bende bence insanın özünü ifade ediyor. Aslında doğadan çok fazla kopmamak gerek. Maalesef büyük şehirlerde bu mümkün olmuyor. Ama fırsat buldukça kendimizi doğaya atmalıyız. Zaten doğaya geri döneceğiz bir şekilde. Evet. Topraktan geldik, toprağa geri döneceğiz. Evet. Mantar toplamaya devam ediyoruz. İnsan gerçekten doğaya çıktığı zaman kendine geliyor ve burada ruhunu dinlendirebiliyor. Burada yaşamın farkına varabiliyoruz. Yani şehir hayatında o rutin işlerimizi yaparken birçok şeyi kaçırabiliyoruz. Birçok duygudan uzak kalabiliyoruz, ruhsuzlaşıyoruz. Ama doğada insan gerçekten kendini bulabiliyor. Bence mümkün olduğu kadar insanlar doğada yaşamalı. Aslında hani şöyle bir söz var ya, doğada nesli tükenen canlılar diyoruz ya. Aslında asıl nesli tükenen canlılar doğadaki insanlar. Bizler doğaya çıktığımız sürece yaşamın farkına varırız. Bu güzelliklerin farkına varırız. Bu yüzden mümkün olduğu kadar doğada bulunmak gerekiyor. Doğaya çıkmamız gerekiyor. Hayat doğada güzel. Doğa aslında yani sıradan hayata bir virgül koymak gibi bir şey bence. Çok güzel değil mi? Burada kendimi inanılmaz mutlu ve huzurlu hissediyorum. Aslında doğa benim için derin bir tutku. Ve bu tutkuyu, bu hissiyatı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de bunu hissediyorsunuzdur. O kadar güzel ki burası. Çok güzel. Evet, şimdi topladığımız mantarları getirdik ve Jilber Hoca mantarları tasnif ediyor şu anda. Jilber Hoca tasnif ettikten sonra mantarlarla ilgili bize bilgilendirme yapacak. Bak şu siyah olan da yiyebilir. Yiyecek miyim? Böyle yiyecek miyim? Türkiye kuşağındaki bir ülke için çıplak gözle görebileceğimiz en az 30 bin tür mantarımız var. Şimdi biz zehirli mantarları, zehirsiz mantarları nasıl ayıracağız? Evet, Jilber Barutçan hocamızla beraber mantar eğitimini tamamladık. Gerçekten çok keyifli bir gün oldu. Hocamıza kitabını da imzalattık. Güzel bir eğitim oldu. Mantarlarla ilgili çok farklı bilgiler edindik. Bundan sonra tabii daha bilinçli olarak doğada mantar toplayacağız. Elimde görmüş olduğunuz mantar, Türkiye'de ölümlerin %95'inden sorumlu olan Amanita phalloides mantarı. Diğer adı köy göçüren ya da ölüm meleği de deniyor. Üzerinde böyle zeytin yeşilli görüntü var. Mantarla ilgilenen arkadaşlara böyle bir çakı tavsiye edebilirim. Bu kısmıyla mantarı kestikten sonra burada fırçası var. Fırçasıyla da eğer toprak vesaire yabancı cisimler varsa bunları temizleyebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir çakı. Evet, geldik günün sonuna. Çok yorulduk. Bugün sabahtan beri ormandaydık, Belgrad Ormanı'nda. Şimdi burada bir sürü çeşit mantar var. Evet, bunları tasnif etmek amacıyla incelemek amacıyla topladık. Evet. Çok farklı türler var. Tabii bu yenen türler değil. Evet, bazı yenen türler değil. Burada aynı zamanda yenilebilir akşam borazan mantarı var. Eve gidince bunları yiyeceğiz. Evet, Sedat bize yapacak o mantardan. Akşam evet, size gösteririz. Çok yorulduk ama değdi. Keyifli bir gündü. Mehmet'in rotası burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.